da Denizli'nin Tavas ilçesinde Akyer Göreti'nin yanındayız. Burada Yörük Aliyefe ile karşılaştık. Merhaba Yörük Aliyefe. Merhaba. Ben bir arkadaşım düğünü vardı. Yemeğe davet etti. Evet. Onun davetine katıldım. Yemeğini yedim ve haberini verdim. Geriye yalnız yaşadım. Geri dönüyorum şu an. Tekke köyünün arkasındaki yerine. Evet. Evet. Sizi rast geldim. Yörük Aliyefe kimdir? Yörük Aliyefe Tavas Tekke köyünde doğmuş. 61 doğumlu, 12 yaşında Denizli'ye gitmiş, netice itibarıyla sanayide el üstü dökülmez bir demir ustası olmuş. Filfaki hayatın getirmiş olduğu yazgı mı diyelim yoksa kader mi diyelim, şu anda yaşım 52, 23 yılım cezaevinde geçti. Pişmanlığım yok, Allah razı olsun. Alttan çıktım. Evet. Allah razı olsun. Devlet büyüklerimiz ilçemizde bana sahip çıktılar. Koyun projesinde yararlandılar. Ayağımı bağladılar. Allah razı olsun. Şu anda atım var. Evet. Malallan bekçisi sahibi biziz. Devam var. Koyunum var. Orada kaç tane koyununuz var? Ben bir ara gelmiştim. Var mı orada? Şu anda 30'un üstü koyunum var. Orada 30'un üstü evet. Koyununuz var. Yine aynı yerde yaşıyorsunuz. Aynı yerde yaşıyorum. Aslında sizi orada ziyaret edip orada çekmek isterdik. İnşallah. Buyurun beklerim. Şimdi Yörük Aliyefe'nin hayatının klip olduğunu, türkü olduğunu biliyor musunuz? Yani Yörük Aliyefe sizsiniz. Sizin hayatınızın türkü olduğunu biliyor musunuz? Türkü yapıldığını. Ve televizyonlarda şu anda dönmeye başladığını. Duydum ama ben daha da durduğum için televizyon ve internet sahibi değilim ve o ortamım yok. Fakat Turizm ve Kültür Bakanlığı'na yazı yazdım. O durduğum yerde bir evliya var. Yaran Ali. Evet. Dede. Onun vesilesiyle dilekçe yazdım. Dilekçem kabul oldu. Vali Bey onayladı. Denizli Müze Müdürü Hazan Hüseyin Bey 1,5 ay benden süre istedi. Havalar tabii bu sene çok güzel kış oldu. Evet. Yeni havalar ısınıyor. İnşallah herhalde tesis çalışmaları oldu. Ceryan'ın suyum yolum gelecek ve orası ayrı bir cennet olacak. Peki onları inşallah onu da Yörük Aliyefe'nin şu klip olan bölümü yani hayatını kısaca anlatır mısınız? Siz gelin şehriniz değişmiş olmayalım. Evet. Ama işte klip dönmeye başladığı için Yörük da bunu anlatıyor canlı yayınlarda. Bir anlatır mısınız? Tabii bu ciğerimi dağlayan bir hadise. Ben cezaevinden çıktıktan sonra rahmetliyle bir vesile konusunda amcamın vasıtasıyla tanıştım, evlendim. Yıldız yenge hanımla. Nereli? Tekkeli mi? Hayır. Aydın mı? Tom Gören'in berisinde neydi? Tom Gören'in yanında aklıma gelmedi orası. Tom Gören'e yakın bir yer. Evet. Oralıydı. Annesinden, babasından, yani bey babasından, annesinden Allah'ın yanıyla istedim, aldım. Ve ondan tabii bu ruhsal sorunuydu. Biliyordum ruhsal sorun olduğunu. Hatta o zamanın kaymakam beyle görüştüm. Bu deveyi ıhtırabilecek haplar atıyordu. Çünkü normal bir insan değil, şeydi yani ruhsal sorunuydu. Evet. Largatil, lorodol, akinotan atıyordu. Evet. Hamile kaldığımda bu çocuğa zarar vermesin düşüncesiyle hayır, Seringstar'daki doktor beyle görüştük, dozajını düşürdük. Yani 3 öğün atılacak hapı 6 öğüne çıkardık. Evet. Fakat o bana her şeyi anlattığı halde ben bunun doğum yapıncaya kadar nöbet tutacağımı söyledim, tuttum. Ama bir cuma namazına gittiğimizde babasıyla intihar etmiş. Bir iki gün aradıktan sonra bulunduğum yer çok gelişti. 9-10 dönüm bir yer. Bir börk derneği içinde kendini intihar etmiş. Evet. Tabii benim dünyam yıkıldı ve ondan sonra da yani bu yalnız efe lakabı evet. Da oradan geliyor. Yalnız yaşıyorum. Devam. Yalnız yaşıyorum. Ve işim şu anda o doğada namaz ve boğaz. Yani insanları seviyorum. Ama hangi insanları seviyorum?
seni yaratmasaydım kainat yaratmazdım denilen insanoğlu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama şahmerana öldüren de insanoğlu. Şimdi ben o güzelleri seviyorum. Sizlerden Allah razı olsun. Tüm güzel insanlardan Allah razı olsun. Ama şahmeranı öldürecek tipteki insanlara zarar verecek insanlardan da nefret ettiğinden dolayı uzak duruyorum. Ondan sonra şimdi orada yalnızsınız. Evlendiniz. Hayır, evlenmedim. Çocuk var. Değil mi? Var değil mi? Benim ilk hanımdan iki çocuğum var. Hatta şu bir tanesi anda, benim bildiğim öğretmen. İngiliz öğretmeni şu anda 3 sene Şırnak Cizre'de yaptı öğretmenliğini. Tabii biz de anası babası olarak doğum yaptık. Ayrıyız neticede. Bir onun büyüğü kızım da şu an İstanbul'da o öğretmenlik yapıyor. Evlilik durumundan dolayı. Evet. Damadım gıda mühendisi. Onun büyüğü kızım da Gürcan Tekstil'de Karagöz'ü muhasebeci bunlar. Abi orada nasıl vakit geçiriyorsun? Şimdi kuzular var. Bir de bu neydi? Atımız var. Adı neydi bunun? Efe var. Güzel bir dayım daha var şu an 2 yaşında. Sizin görmediğiniz. Erkeşlerim var. Evet. Sanen ırkından. İki dişi bir erkek devam var. Hatta devenin ismini herkes bilmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin devesinin ismi Kusva idi. Evet. Erkek devenin ismi de Kusva boydu. Ondan üreyecekler Allah'ın izniyle. İnşallah. Üreyecekler. İşte koyunlarla, kuzularla hayvanları seviyorum. Evet. Bu bir yerde o insanların kötüsünden nefret ettiğimizden dolayı hayvanlara aşıklık, hayvanlara sevgi. Zaten hayvan sevgisi olmayan insanları sevemez. Bunun adı Efe'ydi değil mi Efe, abi? Evet. Efe'ydi. Bunun üzerinde hatta Efe diye şehri vardı. Evet, var. Var. Ben orada bir şey kaçırdım. Siz orada şimdi ne vardınız? Türbe var. Hayır. Hayvanlardan bir şey dediniz. Neydi? Yani orada ne hayvanlar vardı? Tekrar söyler misin? Sanen erkeklerim var. Ha, erkekler var. Anlasa hep devam var. Ha işte ben deveyi kaçırdım ha. Evet. O acaba yanlış mı duydunuz? Deve var mı orada? Bu da ceza bu hayali. İki dişi, bir erkek devam var. Orada? Bunlar, evet. Orada, biz o zaman haftaya gelelim, develeri çekelim abi. Şu anda yarın birisi daha geliyor. Birisi daha geliyor. Bunları ben emanet olarak Demre'ye bırakmıştım. Finike Demre'ye. Ha, gelecekler oraya. Hayır, yarın gelseniz birisi var. Evet. Ya bir tane olsun yeterli. Tamam. Evet. Emanet koyduğum yerden topluyorum şu anda. Yine ben habere gizlerim bilmiyorum. Biliyorum. Kesinmiş bir cezam geldi. Onu bitirdim geldim. Evet. Namazla, hayvanlarla, meşgaletim güzel. Gıybet dinlemiyorum, günah girmiyorum. Gıybet etmiyorum, günah girmiyorum. Haram bakmıyorum, günah girmiyorum. Yani işim bu saatten sonra, bu zamandan sonra Allah'a kulluk borcumu ödemeye çalışıyorum. İnsanlara da bunu öneriyorsunuz değil mi? Muhakkak. İnsanlara da muhakkak, bunu öneriyorsunuz. Muhakkak. Dünya duayla kurulmuş. İnsanın insandan üstünlüğü takva. Evet. Zenginlik, güç, kuvvet değil. Peki orada yalnız kaldığınız televizyon yok. Kendi kendinize hava almak ya da hava falan alıyor musunuz? Türk söylüyor musunuz? Evet. Bir tane söyleyebilir misiniz? Evet. İpek mendil dane dane yudular serdiler güle ana celal vurdular başucunda döne döne Celal oy oy, yavrum oy oy. Evlerinin önü arpa, kırat gelir kırpa kırpa. Celal oğlan hastalanmış. Mapuslarda yata yata Celal oy oy yavrum oy oy Celal oğlan hastalanmış
hoş hücrelerde yata yata Celal oy oy yavrum oy oy evlerine gönü yonca yonca kalkmış dam boyunca bu yoncayı kim biçecek Celal olan olmayınca Celal oy oy gülüm oy oy Celal oy oy yavrum oy oy gülüm oy oy bir tanem oy Becerem olmama iyi kötü güzeldi. Ağzınız sağlık. Allah razı olsun. Ben şunu gördüm. Yalnız Efe'nin gönlünün de kendisi gibi zengin olduğunu, gönlünün de kendisi gibi güzel olduğunu gördüm. Yalnız olmadığını gördüm. Bak atı var, oraya geldim, orada da gördüm. Deveyiniz varmış, bak onu da yeni öğrendim. Ayrıca insanların sizi çok sevdiğini eminim, inanıyorum. Öyle gerçekten. Çünkü geçmişte ne olduğu önemli değil. Pişman olup olmamanız da önemli değil. Ama bundan sonrası önemli. Bundan sonrası için en azından yani insanlara önerileriniz Allah yolunda gitmeleri ve herkesi sevmeleri. Şimdi bu hayvan sevgisi bir şeyle meşgul olmak gerekir. Netice itibariyle ben onların karnını doyurmakla, onlarla ilgilenmekle yani bir şeyleri kulluk vazifesi yapma bunun bir parçasını yerine getirmişliğimi zannediyorum. Evet. Ne bileyim özür dilerim. Bizler fazla konuşmasını beceremeyen, ne bileyim. Çok, çok güzel konuşuyorsunuz. Topluma aşikar lügatları beceremeyen bir şeyiz. Yani fakat ama bir sohbet anımızda bir de laf derler ki sorma yiğidin aslında sohbetinden böyle olur. Çünkü sohbet esnasında şu çekimi bilmemiş olsam sohbet esnasında bilmeden yani çekim olmadığını bilmeden bir konuşmamız olmuş olsa güzel olurdu. Evet. Böyle sıkıntı oluyor. Tabii haliyle şey yapıyoruz, sıkılıyoruz. Peki, son olarak abi, evet. Sizin klibiniz yapan, sizin için parça yapan Efe Güngör, sanatçı Efe Güngör. Çok seviyorum kendisini. Son olarak bir şey diyor musunuz? Ona ömür boyu başarılar dilerim. Ona ömür boyu Allah başına ağrı vermesin. Çok güzel bir insan. O Hikmet Doruk Bey'e, işte efendim, ismini sayamayacağım sizler dahil, bütün o anda benim müsevir olup da tanıştığım, beni ziyaret eden insanların hepsine teşekkür ederim. Onlara selamlarımı sunarım, ebedi saygılarımı sunarım. Onlara Allah başlarına ağrı vermesin. Hepsi güzel insanlar. Biz de size teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Selametle.